Şimdi bu hani virüs, kolera, menera beni tanımıyor. Ben de tanımam. Yaşım 72, ben daha doktorun yüzünü görmedim. O yönden rahatım. Evet. Yalnız ben dağda tesadüfen yemek yerken, yemin ediyorum, oturdum böyle, tam iki yudum aldım, otlarda karşımda. Sanki zerre otlar bana bakıyor. Evet. Topladım yapraklarından, baktım acısı yok, kokusu evet. yok. Yardım ekmeğe doldurdum. Üç gün sonra benim vücut bir hareketlendi ki. Bak şimdi otu yedim. Evet. Üç gün sonra benim vücut bir hafifledi, bir rahatladı, bir koşturuyorum ama Allah. Kaç kilometre koştun abi? He? Kaç kilometre koştun? 69 yaşında ben maratona girdim, 15 kilometre. Oo maşallah. Üçüncü oldum. Arkadaşlar, çocuklar, gençler bağırıyorlar arkamdan, amca koşma kalbini duracak diyorlar. Ben de diyorum ki ottan sonra mı oldu abi? He, ottan. Evet. Abi. Otun ismini söyler misin abi? Otun adını ot uzmanı Kişmir olarak verdi. Kişmir otu verdi. Kişmir otu. He, maydanoza benziyor. Acısı yok, evet. kokusu yok, hiçbir şey yok. Kişmir otunu yedikten sonra 15 kilometre koşarız değil mi abi? Çok rahat. O ottan ben de yedim. Yedin mi? Çok ciddi söylüyorum. Bana çok farklı etki yaptı amca. Ne yaptı mesela? Bak ne yapıyor biliyor musun? Bak 1 lirayı görüyorsun değil mi? Şu mikrofonu çek evet, oradan şöyle abi. Çekelim. 1 lirayı tut amca, şöyle avucunu aç. Bak şimdi bu otun faydası şu. Hop. Parayı kaybediyor. Ne oldu şimdi? Hayda abi. Ot yiyince oluyor bu. Gerçekten bak. Hadi, yapma sonra ya. Bak kulağında bak. Allah Allah. Ya. Ha, bu sihirbaz ya, ben anlamam. Bu sihirbaz ya. Sende de öyle bir şey oldu mu abi? Yok, ben şimdi bak, benim topladığım ot, bak şimdi çantamda da var biraz. Bakalım abi ota. Yalnız kurusu var. Tamam abi, bakalım. Ya ben, bak bakalım, şimdi. Bakalım abi. Bak şimdi emniyet burada Pomora'dayken. Evet. O göbekli polislerin alayı benden aldı. Göbekli polisler de aldı. Hepsi sıfır. Ne göbek kalmış ne bir şey kalmış. Al abi, aç abi abi. Dur, bu değil ya. Biz de merak ettik. Ötekinde. Bunda da var açık. Bak. Bir tane daha var. Götüreyim tamam abi, birine. Açalım bakalım abi. De işte abi. Gördüğün ot bu. Evet. Maydanoza benzeyen bir ot. Evet. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi bu ot böyleymiş. Bakın. Yedikten sonra transit 15 kilometre koşuyoruz. Yemek önemli değil. Şimdi. Bunlar fazla gelir. İki çaydanlık yaparsın. Şimdi abi, bu kadar. Yasak falan değil değil mi abi? He? Yasak falan değil değil yok, mi bu? Yok. Şimdi aç çaydanla. Evet. Soğuk suda şöyle bir iki pakırdasın. Suyu çıksın ılamur gibi. Evet. Acısı yok, kokusu yok. İster şeker at, ister atma. Akşamleyin yemekten sonra iç iki çay bardağı veya bir su bardağı abi, mışıl mışıl uyursun. O kadar diyorsun. Sabahleyin kalktığın zaman da vücudun hiç bir yerinde bir ağrı bulamaz. Ne Allah'ın hikmeti. Ya ben sattıklarım söylüyor, ben şaşırıyorum arkadaşım. Her şeye yarıyormuş abi. Kadir abi neye yarar? Her şeye yarar. Dalgayı da uyanatıyor. Hadi bakalım. İhtiyaç var mı? He? İhtiyaç var mı? İhtiyaç var mı diyor. İhtiyaç mı? Vallahi ben ihtiyaç olduğum zaman kullanıyorum ottan. İdare ediyorum kendimi. Sende ihtiyaç yok mu abi? Yok sandım, yok. İhtiyaç yok mu? Ya ben 72 yaşındayım. Ben daha hap kullanmıyorum. Hmm. Hala o otla işi idare ediyorum. Bakın inanmazsınız, 74 yaşında adam. Kadir bana da getirdi, getirdim. O ne yapmış onları biliyor musun? Kaynatmamış, kurutmuş nane gibi. Evet. Yalnız yaşıyorum dedi Kadir. Çorba yapıyorum, çorbaya nane gibi serpeliyorum. Pilav yapıyorum, pilava serpeliyorum diyor falan. Aradan 5-10 gün geçti ama tesadüfen kent meydanında evet. karşılaştık. Kadir gel bir şey soracağım dedi. Ne var dedim. Kadir nasıl bir şey bu ya dedi. Ne oldu? Ama ne koydum, dalgası kıpırdamıyordu. Şimdi inmiyor ya dedi. Yerlere yattım güle güle. Güle güle yerlere yatıyorum ya. Abi, Kadir abi efsanesin sen ya. Vallahi billahi şaşırdım. Ya ya sattıklarım söylüyor, ben temeli sapıyorum. Şekerim varsa şekeri anında normale çeviriyor. Amca beni gördü dedi, ben dedi dağlardan dedi ot topluyorum dedi. Evet. Hikayesini anlattı kısaca. Bana getirdi, ben de kullandım. Şu an ben 150 kiloydum, şu anki halime bakın yani. Kaç kilosun şu an? Şu anda 100 kiloyum, 50 kilo verdim. 50 kilo gitti. Gitti yani. Hadi buyur işte. Evet. Hallederiz Kadir abi. Hallederiz Kadir abi. Teşekkür ediyorum bu arada Allah size. Allah razı olsun. Evet Kadir abi, her derde şifa olan otu bulmuş. Göremeyeceğiz kendimizi. Tamam. Göreceksiniz. Bir gün arkadaşım biri, eskiden tanışıyorduk, şu anda 55 yaşlarında var. Ondan sonra askerin orada. Gördü beni geçerken. Oo Kadir aga gel çay içelim. Oturduk çay içiyoruz. Kadir aga dedi. Ne var dedim. Ya dedi ayaklarımı uzatıyorum. Ağrıyor. Topluyorum. Ağrıyor. Ne yapacağız ya dedi. Dedim bende ot var. Getireyim sana. Akşamleyin kaynat. İki çay bardağı iç. Vur kafayı yat.
İki gün sonra görüşeceğiz. Ben iki gün sonra bekliyordum onu. Meğersem o gene koca gece horluyormuş. Karısı öbür odaya kaçıyormuş. Onun evet. yanında yatamıyormuş. Karısına da içtiğini söylememiş. O akşam karıyla beraber yatıyorlar. Oo. Daha o akşam horlama gitmiş. Sabahleyin karısı uyanmış. Adam uyanmış. Ne var demiş? Sana demiş ne oldu? Ne oldu? Demiş bu akşam hiç horlamadın ki. Sabah... İkinci gün ne olmuş abi? Ondan sonra dur şuna anlaşalım. Ondan sonra sabah saat 8 daha evde yatıyorum. Zırt telefon baktım. Kadir aga çabuk iki poşet daha getir. Evet. Neyse getirdim. Ne oldu dedim. Ya böyle böyle söyledi diyor karı diyor. Ben sevindim. Bırak onu da diyor. Ona da sevindim ama diyor. Sabahleyin kalktım diyor. Ayaklarımı uzatıyorum. Çorum. Yok veya bir tane ağrı kalmadı diyor. Rahatım. Ne Allah'ın hikmetiyse ya. Ya yaramadı. Hiçbir şey yok ya. Aklım sırrım ermiyor. İnanmazsınız kız kardeşim vardı. İki ay suyla yaşamış. Evet. Bana da haber vermediler. Evet. Ondan sonra ne zaman hastaneye yatırmışlar bana haber verdiler. Bir gittim hastaneye. Bir gördüm kardeşim dedim bu yolcu. Ya koskoca kadın, ya. Ha, bir bebek kadar kalmış ya. Doktor 5 gün serumla beslemişler. Tabi burada çarşambada evet. kızı var, damadınla beraber. Çıktığını duydum, evde de otlardan vardı. Aldım bir poşete doğru kızına. Bak dedim kızım, ne yap yap, kaynat ana dedim, içirtir bunu. Ama bir çay bardağı mı vereceksin, ama bir su bardağı, bak tamam dayı içirtireceğim dedi. O akşam kaynatmış, bir su bardağı içirtiriyor mu buna? Evet. Hiçbir şey yemeyen karı, o akşam yatıyor, sabahleyin kalkmış. Kızım benim karnım acıktı, başlamış yeme. Oo evet yaramış yani. He yiyor. Üçüncü üç gün sonra doktora muayeneye gidiyor. Doktor ne demiş bilmiyorum. Hiçbir şeyin yok kızım demiş. Sapa sağlamsın. De eskisinden daha sağlam geziyor şimdi. Şu an 15 kilometrede koşar yani diyorsun. Kişmir otu her işe yarıyor. Bitti. Her şeye yarıyor. Yaramadı hiçbir şey yoktur. Evet. Ne isterseniz yapın ama yarıyor. Vücut hareketlendiriyor, koşturuyor, hızlandırıyor, rahatlatıyor. Rahatsın yani.